yaşam tarzına saygı gösteren bir Türkiye. Hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü yargılanmadı. Gençlerin sabahın beşinde polis kapılarını çalıp gözaltına almadı. Bir Türkiye istiyoruz. Bu nedenle bu çoklu organ yetmezliğini bitirmek bizim temel görevimizdir. Bunu kimlerle yapacağız? Onun da altını özenle çizeyim. Dostlarımızla beraber yapacağız. Çünkü bütün dostlarımız güzel bir Türkiye istiyorlar. Onurlu bir Türkiye istiyorlar. Güçlü bir Türkiye istiyorlar. Saygın bir Türkiye istiyorlar. 83 milyonu bir avuç tefeciye hizmet eder hale getiren bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü, dinamik, enerjik bir Türkiye istiyorlar. Değerli arkadaşlarım, çoklu organ yetmezliğinden söz ettim ama rakamlar da vereyim. Neden öyle? Ve neden bu hale geldi Türkiye? En son orta vadeli planı açıkladılar. Hiç böyle uzun uzun bir şeyler anlatmaya gerek yok. 2022-2024, 3 yılda, 3 yılda ödeyeceğimiz faiz 87 milyar dolar. 3 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti, yani hepimiz, yani 83 milyon, 87 milyar dolar tefecilere ödeyeceğiz. İktidar ne diyor? Efendim diyor, biz yüksek faize karşıyız. İndir o zaman. Niye indirmiyorsun? İndir, gücüm var. Tek kişi. Bir kararname çıkarırsın, faiz sıfır olmuştur. Ona göre diyor ki faiz sıfır olursa enflasyon da sıfır olur. Dünya bu kadar basitse, düşünce bu kadar basitse bir günde yaparsın bunu. Yaparsın ve görürsün. Yapamıyorlar. Neden? Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Merkez Bankası özgürce karar alamıyor. Merkez Bankası'nın elini kolunu kırdılar. Bakın bir örnek vereyim. Neden çoklu organ yetmezliğim? O kadar şaşırdılar ki. Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Kanun bunu gayet açık ne söyler? Türkiye'de hiçbir kuruma verilmeyen yetki Merkez Bankası'na verilmiştir. Fiyat istikrarını sağlamak. Ne yapıyorsunuz? Bu organı atıyorsunuz bir tarafa. Yerine yeni bir organ kuruyorsunuz. Fiyat İstikrar Komitesi. Nereden çıktı Fiyat İstikrar Komitesi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasayla Merkez Bankası'na verdiği yetkiyi bir kararnameyle alıyorsunuz, yetki başka bir kurula veriyorsunuz. İşte çoklu organ yetmezliği budur. Ne o görev yapıyor, ne o görev yapıyor. Yargı anayasaya göre bağımsız, hiç kimse emir ve talimat veremez ama saraydan yargıya talimat verip istediği kişiye istediği cezayı kestirebiliyorlar. İşte çoklu organ yetmezliği budur. Bir tarafta bağımsız yargı, öbür tarafta tutsak edilmiş bir yargı. Sanıyorlar ki güzel binalar yaptığımız zaman burada adalet gerçekleşir. Bu da bir başka akıl tutulması. Adalet binalarla falan gerçekleşmez. Adaleti gerçekleştirecek olan hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaattir. Bundan bile haberleri yok. Bir organ diyor ki, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre yargıç karar verir. Öbür organ diyor ki, size çok güzel lüks binalar yaptım, bunların içinde merdiven altında karar vermeyeceksiniz. Ben söyleyeceğim, öyle karar vereceksiniz. İşte bu olmaz. O zaman devlet dediğiniz kurum temelden büyük yaralar alıyor. Başka bir şey daha değerli arkadaşlar. Faiz yeni o orta vadeli plana göre her gün 79 milyon 354 bin dolar faiz ödeyeceğiz. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu şahsım hükümetinin, yani bunların yaptıkları 3 yıllık plana göre her gün 79 milyon 354 bin dolar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak faiz ödeyeceğiz. Kime? Bir avuç tefeciye. Yönetemiyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Zaten çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetme şansı yoktur. Yok öyle bir şey. Daha acı olanı, vergi veriyoruz. Niye vergi veriyoruz? Fabrikalar yapılsın, işsizlik önlensin,
Türkiye büyüsün. İhracatımız büyüsün. Her şeyimiz mükemmel olsun. Vergi veriyoruz. Yatırımlar. Bakın 304 milyar lirası Türk lirası. Az önce dolar verdim. Türk lirası olarak 304 milyar lira faize ödüyoruz. Ama aynı dönemde yatırıma ödediğimiz para 221 milyar lira. Değerli arkadaşlarım. 304 milyar lira faize ödüyorsunuz. 221 milyar lira yatırıma ödüyorsunuz. Tefecilere ödediğiniz para yatırıma harcadığınız paradan daha fazla. O zaman hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin. Hepimiz derken sadece parti meclisini, Cumhuriyet Halk Partilileri kastetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayıp herkesin düşünmesi lazım. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Benim de var ama pazarcının da var. Esnafın da var, sanayicinin de var, çiftçinin de var, apartman görevlisinin de var, taşeron işçisinin de var. Hepimizin sorumluluğu var ve hepimiz düşünmek zorundayız. Nasıl bir Türkiye? Nasıl yönetiliyor? Tefeciye ödeyeceğimiz faiz yatırım yapacağımız tutardan daha yüksek. O zaman parayı kime ödüyoruz? Tefecilere. Kim için çalışıyoruz? Tefeciler için. Ne yapıyor? Faizden şikayet ediyor. O şikayetlerin hepsi hikaye. Tefeci tarafından teslim alınan bir yönetici, tepe yönetici, Türkiye'ye hizmet edemez. Teslim alınmışlardır. Ve bu tablo acı bir tablodur. Değerli arkadaşlarım, eğitim cehaletle savaş. Bu yapılmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü buldum. Son derece güzel. Diyor ki, eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitim budur. O nedenle çok sık kullanırım. Eğitim kişiye, aileye, sınıfa, topluma sınıf atlamadan temel etmendir. Bir kişi okuduğu zaman, iyi bir eğitim aldığı zaman dünyayı daha iyi sorgular, sorunları daha iyi bilir, çözümleri daha sağlıklı ve daha tutarlı üretir. O nedenle Cumhuriyet'in kuruluşunda cehaletle savaş ve eğitime önem verilmesi olağanüstü güzel bir şeydir. Sorun bilinmiştir, sorunun temelinde eğitimin yapıldığı görülmüştür ve eğitilen bir toplumla Türkiye'nin büyüyeceği de kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, 8 Nisan 1923 yani 9 Eylül'den bir hayli önce 9 UMDE yayınlanıyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 9 UMDE dediğimiz, 9 ilke dediğimiz tarihte önemli bir belge olan bir belge yayınlanıyor. Bu belge daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı olarak kabul ediliyor. Bunun 5. maddesi eğitimle ilgili. Bakın bir devlet kuruyorsunuz, cumhuriyeti kuruyorsunuz, yeniden inşa ediyorsunuz, dünyanın